Arkadaşlar hoş geldiniz. Dergin abla. Geleneksel olarak ebeler ve hemşireler haftasında kısır şenliğimize hoş geldiniz. 1990'dan başlayarak tüm sağlık sen, genel sağlık iş, sağlık sen ve sosyal hizmet sen olarak 1 Ağustos 1996 yılında ses olduk. Bu çalışmaları yaparken şehit verdiğimiz Behçet Aysan'ı, Necati Aydın'ı ve Ayşe Şimşek'i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Mücadelemize ışık tutuyorlar. Kaybettiğimiz Köksal Aydın'ı, Sevil Eroğlu, Ergün Demir'i ve isimlerini sayamadığımız tüm yoldaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Sağlık ekip işi olduğundan hasta bakıcısı, teknisyeni, teknikeri, ebesi, hemşiresi, sekreteri ve doktorlarla bir arada olduk. Bundan sonra da bir arada olacağız. Sesli olmak bir ayrıcalıktır. 3600 ek gösterge istiyoruz. Temel ücretin en az 3 askeri ücret, yapılan işin riski ve niteliği, eğitim durumu ve çalışılan yıl gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretin belirlenmesini istiyoruz. Kesinti yapılan tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalıdır. 31 Mart yerel seçimleriyle AKP'nin 22 yıl sonra seçimi kaybetmesiyle moral ve motivasyon bulduk. Bizi güzel günlerin beklediğini biliyoruz. Savaşların bittiği, barışın olduğu bir dünya istiyoruz. Kısır şenliğimize katılan siz dostlarımızdan ve üyelerimizden sendikamıza birer üye yapmanızı bekliyoruz. Kendi adıma ve SES Adana Şubesi Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Ses var, umut var, yaşasın ses, yaşasın KESK. Bir konuşma yapmak üzere Adana Köprü Odası Başkanı Özlem Polatöz'ü bekliyoruz. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve bugün 10 Mayıs Psikologlar Günü'nü kutluyorum. Bu günlerin artık kutlanmaktan ziyade mücadele günü olarak anılmasını ve motive edilmesini daha doğru buluyorum. Ve bunun sağlık emekçileri bütün olarak mücadele haftası olarak kutlanması taraftarıyım. Yoksulluk düzeyinin çok altında bir maaş ile çalışmak, döner sermayeden emeğinin karşılığını alamamak, ebe ve hemşire kadrosunun eksik olması nedeniyle angarya çalışmaya zorlanması, idarelerin keyfi baskıları, sürekli olarak artan şiddet vakaları, emeklilikte yetersiz maaşla insanca yaşam şartlarının sağlanamaması, mücadele haftası olarak kutlamamızın temel gerekçeleri olarak kabul ediyorum. Bütün sağlık emekçilerinin birlikte mücadelesiyle bu olumsuz şartları düzeleceğine inancım tamdır. Sesle mücadeleye devam.